bütün anılarım hep sorgulama üzerine bahçede yatarım duvarın üstüne yıldızlara bakarım sanki bir yerden bir ses gelsin ne yaparım ne yaparım ne işe yararım bu dünyada niye varım Belki de yaşarken aslında sadece bunu sormak lazım. Yani Türkan Saylan hocamızın bu veterinin başında sorduğu soruyu: Ne için yaşarım bu dünyada? niye varım? Belki de bunu sor, sorarsak ve bunun cevabını bulursak hayat daha güzel olur, daha kolay olur ve daha birlikte olur. Bugün Türkan Saylan'ı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı. Türkan Saylan'la önce hoca öğrenci ilişkisi, daha sonra 30 yıllık yol arkadaşlığı yapmış Profesör Doktor Ayşe Yüksel'le. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili İpek Özbey ve Halk TV ailesi. Ne güzel sizi burada görmek ve ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Türkan Hocam çok renkli bir insandı. Ee, yaşamı boyunca hep Sümerbank basmaları, kış mevsiminde pazenlerini giyerdi. Ee, onun anısına, ona çok yakıştığı için e, ben de çok seviyorum. Bu akşam da madem Türkan Saylan'ı anacağız, onun sevdiği kıyafetleri giyeyim istedim. Harika. Özellikle. Evet sizin de beğenmenize çok mutlu oldum. Ee, hocam en başa dönelim. Nasıl tanıştınız Türkan Hoca'yla? Önce bir o tanışma anına gidelim. Sizi tanıyalım. Daha sonra da zaten Türkiye'ye kattıklarını, kız çocukları için yaptıklarını, cüzdan için yaptıklarını, cüzdanın tedavisi için yaptıklarını ve size bıraktığı mirası konuşalım. E, tabii ki. Ben İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu öğrencisiydim. Türkan Saylan. Sene kaç? Sene 1975-79 arası. Hı hı. Ama sanıyorum 1977 yılında hı hı. Türkan Hocam iki tane iyileşmiş hastası ile üniversitede konferans verdi. Lepra anlattı hı hı. ve sonrasında da o yanında getirdiği iyileşmiş hastalar bağlama çalıp türkü söylediler. Onların yaklaşımı Türkan Hoca'ya, Türkan Hoca'nın onlara dokunması beni çok etkilemişti. Ama ben o sırada hat sağlığı alanında akademisyen olmak istediğim için hani Türkan Hoca'yla onunla çalışma diye bir şey hiç düşünmemiştim. Dokunması, sarılması neden tuhaf geldi? O zaman kimse bunu yapmıyor muydu? Yapmıyordu. Ben de açıkçası bir sağlıkçı olarak ben Hur filmini izlemiştim, Kelebek romanını okumuştum ve cüzzamdan korkuyordum yani e, dokunursam bana da geçer Hı -hı. işte e, el ayaklarda o deformiteler olur diye. Hı -hı. Dolayısıyla Türken Hocanın hani onlarla böyle çok candan işten iletişimi etkilemişti ama kendim için hani birlikte çalışalım diye düşünmemiştim çünkü Profesör Doktor Yıldız Tümer'den benim Hala görüştüğüm, değer verdiğim halk sağlığı hocam, doktora hı hı. annem. E, onu tanıdıktan sonra ben halk sağlığında ilerlemeyi düşündüğüm için e, ilgilenmemiştim. Ama hani tıpta biz kadere genetik şifre diyoruz. Genetik <laughs> şifremizde demek ki Türken hocayla yollarımız kesişip birlikte çalışacak. Orayı o kadar çabuk atlamayalım. Evet. Size çünkü bir teklif geliyor ve siz hayır diyorsunuz. Evet, evet. Sonra nasıl kabul ediyorsunuz? E şimdi şöyle tabii o zaman iletişim yok yani akıllı telefonlar, Hı -hı. evimizde bile telefon yoktu. Tabii. Benim bir başka hak sağlıyor hocam, müeyyet Hoca, ışık içinde uyusun. Komşumuza telefon edip beni çağırdı. Çünkü Türkan Hoca onun söylemine göre beni tarif etmiş. Hı hı. Böyle yapıda birisi hani lepralara herkes hı hı. yaklaşamaz diye. Ben de dedim ki hocam kusura bakmayın ben halk sağlığında ilerlemek hı hı. istiyorum deyip hayır dedim. Aradan bir zaman geçti bir daha hayır dedim. Sonra üçüncü de utandım. Dedim ki sevgili hocam siz galiba Türkan Hoca'ya benim hayırımı söyleyemiyorsunuz. Hı hı. Hani ben kendim söyleyeyim. Hayallerimi anlatayım. O da "Aha, çok iyi olur." dedi ve bana randevu aldı. Ben de Çapa Tıp Fakültesi'nde Türkan Saylan'ın odasına gittim. Bakın, ilk etkilendiğim Türkan Hoca'nın kapısı sonuna kadar açıktı. Ben çok şaşırmıştım. Çünkü o yıllarda Çapa'da biz de eğitim gördük. Stajlarımızda hani arkadan kapıyı kitleyen hocalara ben hı -hı, hani hı. tanık olmuştum. Türkan Hoca'nın sonuna ise, kadar kapı açık. Sonuna açıktı. kadar açıktı. Beni görünce kalktı yerinden, karşıladı. İşte odasında Sultan Emşire vardı. Onunla tanıştırdı. Adil isminde bir hizmetli vardı. Onunla tanıştırdı. Oturduk, konuştuk, konuştuk. Telefon çaldı. O kadar mütevazı ki ben Doktor Türkan diyor. Hı hı. İşte içeri giren meslektaşlarıyla iletişimi. Telefonda konuşması, yine bir lepra hastası geldi. Onu benim yanımda muayene etti, anlatmaya başladı. Odası zaten Anadolu evi gibiydi. Anlatın yerde, biraz o Evet, yerde Anadolu kilimlerini sermişti. İşte penceresi vardı, perdeleri kadınlarımızın yazmalarından perdeler yapılmıştı. Dedim ki Türkan Hoca herhangi bir hekim değil, yaşamayı seven, ülkesini seven birisi... Anadolu'yu seven birisi. Çünkü onun odasına giren çıkan herkese bu odadaki objelerle, eşyalarla aslında birçok mesaj veriyor. Hı hı. Masasında Zonguldak Maden işçisinin heykeli vardı lambalı. O zaman anladım ki emeğe ne kadar değer hı. veriyor. Sonuçta çok etkilendim. Hayır, Ve evet emeğe dedim. gittiğim ben bu odada evet dedim. Türkan Hoca dedi ki hemen evet deme. Ben biraz sonra lepra hastanesine gideceğim. Sen de benimle gel. Hastaları gör, ortamı gör. Ondan sonra birlikte onun hep böyle Murat 124 arabası vardı. O da beni çok etkilemişti. Çünkü otoparkta hep Mercedesler duruyordu. Çok iyi arabalar duruyordu. Neden dedim Türkan Hoca Murat 124 ile geziyor. <laughs> Aslında alabilirdi biriktirip ama almak yerine o parasını ihtiyacı olanlarla paylaşmayı tercih ettiği için her zaman Murat 124 arabasıyla mutluydu. Bakın arabaya o adil hizmetli bir aygaz tüpü koydu. Ben de şaşırdım. Türken Hoca hani aygaz tipini niye hı, buradan hı. götürüyor diye sordum. Hocam dedim hani sizin mahallede aygazcı yok mu? Niye hı. buradan götürüyorsunuz? Bana dedi ki Ayşe'cim dedi. Bizim hastaların çoğu güney güneydoğulu. Çay içmeyi çok seviyorlar. Ee, biraz hastanede sapa olduğu için tüp kamyonları çok kolay gelmiyor. Hastalarımız tüpsüz kalmasın, çaysız kalmasın diye ben yedek götürüyorum demişti. Şaşırmıştım yani bir doktor hastasını sadece tedavi etmiyor. Onun çayını düşünüyor. Çayını kadar düşünüyor. Ama tabii onu tanıyınca bırakın çayı Neler neler düşün İşte mi? onların hepsini konuşacağız evet. ve kabul ediyorsunuz. Çalışmaya evet. başlıyorsunuz birlikte. Bir evet. yol arkadaşlığı aynı zamanda yani bir hoca öğrenci ilişkisinin dışında bir yol arkadaşlığı ve çok uzun yıllar süren bir yol arkadaşlığı ve cüzdan için birlikte çalışmaya başlıyorsunuz. 29 yıl. 29 yıl. Bu hafta da haftası. Evet evet. Ee, nereden nereye geldi? Hani Cuzlam haftası bu hafta ama bu hastalığa... Ee, hiç kimse yaklaşamıyorken Türken Hoca cüzzam hastalarına sarıl, sarılıyordu dediniz. Ee, nasıl bir dışlanmışlık yaşıyordu o hastalar? O zamanlar ne kadar fazlaydı? Şimdi zannediyorum pek bir, bir e, hastalık evet, Türkiye'de e, fazla kalmadı. Hatta bugünlerde hı. herkes Türken Hoca'yı anıyor. Cüzzam mücadelesini anlatıyor. Bu ülkeden cüzzamın kökünü kazıdı diyor. Hı hı. Ne kadar değerli. Bakın Şimdi bu COVID-19'la uğraştığımızdan evet. bu yana hep Türkan Hoca'nın cüzdan mücadelesi geliyor aklıma. Ve diyorum ki Türkan Hoca'nın yöntemlerini uygulasak inanın kontrol altına alabiliriz. Neydi tabii o ki, yöntemler? Yani yöntem derken e, neden bahsediyorsunuz? Evet, mesela tabii ki sayılar Hı -hı. birbirinden çok uzak. Hı -hı. Çok fazla mücadele etmek tabii ki zor biliyorum. Ama bir kere Türkan Hoca... Hani e, önce dediniz ki neden damgalanıyordu? Hı -hı. İşte filmler, romanlar, bir de tedavisi bilinmeyen bir hastalık bulaşıcı Hı -hı. da olunca aslında bulaşıcılığı çok ama çok zor bulaşan bir hastalık. Ele tedavi olanlardan hiç bulaşmıyor. İlk ilacı içtikten sonra hastalar artık onun bulaştırıcı özelliği kalmıyor. Hı -hı. Bu kadar da kolay. Bakın ben de. Hala Cüzdan'la Savaş Derneği Başkanı olarak hastalarımla iletişim halindeyim. Peki hani kaç, bunca kaç senedir hasta hiç var mesela? İşte hasta olmamışız. Olmadınız. İlk ilacı olmamış. içtikten sonra bulaşıcılığı kalmıyor. kalmıyor. Şimdi çünkü bulaşması için hani bağışıklık sisteminde lepraya karşı bir dirençsizlik olması gerekiyor. Mesela bir Cemile teyzemiz vardı. Hiç tedavi olmamış Türkan Hoca'nı teşhis edene kadar. 8 çocuğu vardı. 4 tanesi hasta olmuş, 4 tanesi sağlam. Hmm. Aynı koşullarda yaşadıkları halde. O nedenle ama tabii tedavi yapılmadığı takdirde göz, el ve ayaklarda duyu kayıpları, motor hmm. fonksiyon kayıpları oluyor. Hastalar duymayan elleriyle mutfakta sıcak tencereyi örneğin hiç anlamadan bir başka yere kaldırıyor. Yanıyorlar ama bunlar hiç acımıyor. Acımadığı için Eline ayağını kullanmaya devam ediyor. Bakın benzeri şey diyabette de var. Diyabette de yıllar sonra ayakta duyu kaybı oluyor. Ayakkabı vursa, ayağına bir şey batsa hissetmiyor. Yara oluyor, üzerinde yürüyor. Amputasyona kadar hı hı. gidebiliyor. Hı hı. Çok benzer. Peki i̇şte o yıllarda bunlar, çok mu fazlaydı? Türkiye'de hı hı. E, o yıllarda ihbarı ve bildirimi zorunlu bir hastalıktı. Bu ne hı hı. demektir doktor? lepra teşhisi koyduğu zaman emniyet mensuplarını çağıracak. Hastayı teslim edecek. Onlar lepra hastanesine götürecek. Hmm. Bu tabii hiç insani bir değil, şey tabii. değil. Türkan Hoca bir yıl boyunca her hafta sonu Sağlık Bakanlığında insan haklarına uygun bir yönetmelik hazırladı ve bu ihbar kısmını ortadan kaldırdığı Bildirmek gerekli. Sonuçta Sağlık Bakanlığında yani 80'li yıllarda 4000 kadar kayıtlı hasta vardı. Hı hı. Ama tabii hastalar yanlış teşhis konulanlar var, bilinmeyenler var. Onun için Türkan Hoca'nın ilk işi e, İsviçre'deki bir LEPRA derneğinin desteğiyle, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Cüzdanla Savaş Derneği olarak e, Van'dan başlayarak Anadolu'da taramalar yaptık biz köy köy mezra mezra, bazen at sırtında bazen yürüyerek her yere gittik. Bakın ilk gittiğimiz yer Van'ın Bahçe Saray ilçesi. Hani bu 8 ay yolu evet. kapanır da eskiden şimdi evet. tabii yolu falan kapanmıyor. Birlikte gittiniz Birlikte oraya. Birlikte gittik. Bir Temmuz ayında 3 hafta kaldık sağlık ocağının lojmanında. Askeriyeden yatak, nevresim, çarşaf alınmıştı yer yataklarında. Her sabah bir köye gidiyorduk. Köydeki herkesi muayene ediyorduk. Tek tek. Şüpheli vakaları ayırıyorduk. Onları Türkan Hoca'ya getiriyorduk hı hı. ilçeye. O bakıyordu. Ve tedavilerine ee, başlıyordu. Evet bazısını da İstanbul'a Lepre Hastanesi'ne getiriyorduk. Yani Şimdi... Türkan Hoca çok yönlü Hastalara yaklaşıyordu. Sadece tıbbi tedavi değil. Aynı zamanda insani olarak da. Sosyal sosyal e, olarak da yaklaşıyordu. Da, evet. Peki hocam şimdi siz az önce dediniz hani. Beni en çok etkileyenlerden biriydi. Gittiğimde kapısı sonuna kadar açıktı. Evet, evet. E, çünkü aslında o da kapısını kilitleyebilirdi. Tabii, ve tabii. keyfine bakabilirdi. Çok rahat bir hayat yaşayabilirdi. Ama e, başında da programımızın videoda gösterdik. Sizin belgeselinizden aldık o görüntüleri. Teşekkür ne işe yaradım bu dünyada, niye varım? Bu soru çok önemli bir evet, soruydu değil evet, mi? Tabii. Peki Türkan Hoca bunun cevabını ne olarak veriyordu? Bakın yaşamının son 24 saati hani artık uyudu. Bir daha uyanmadı Hı -hı. ama ondan önce o ana kadar yatağında çapa onkolojide dosyalarımız vardı. Biz hani şimdi yok ne yazık ki yatılı ilk öğretim bölge okullarının Hı -hı. bu ıslak alanlarını, banyolar, tuvaletler, Eczacıbaşı'nın desteğiyle, hı hı. sponsorluğunda bağışıyla iyileştiriyorduk. Hı hı. Benimle hep onları çalışıyordu. Son ana kadar. Bakın ben onu 29 yıl tanıyan biri olarak hı hı. o kadar etkilendiğim bir şey yaşadım ki. Son günlerde hep yanında refakatçi kalıyordum. Evde olduğumuz bir gün ona bir mavi sabahlık almıştık. Kocaman cepleri vardı. O ceplerinin birine evin telsiz telefonu ki bayağı büyük yani hı. onu koyuyordu. Diğerine de cep telefonu o da çok küçük değildi o zaman, o zaman ağırdı. Hı. Yani lavaboya giderken onlarla beraber gidiyordu. Biraz zorlanıyordu. Ben de ona dedim ki hocam telefonları bırakın ben cevap veririm. Hı hı. Ağırlık yapıyordu çünkü. Hı hı. Döndü bana dedi ki Ayşe'cim... Ya bana çok ulaşmak isteyen biri olur da ulaşamazsa. Yani bunu kaçıncıya anlatıyorum hı hı. ben. Her seferinde boğazım düğümleniyor. Lavaboda bile ulaşılsın istiyor. Ben de Ve ondan, çok hasta olmasına rağmen. Evet öğrendim. Asla e, kendimi kapatmam mümkün hı hı. değil. Türkan Hoca... Bana çok hala güzel. gözleriniz yaşarıyor. Ya, evet, Ayşe evet. Hanım. E, inanılmaz yani. Herkese ulaşırdı. Derdi ki bize zaten çağdaş yaşamı destekleme derneğinde herkes bilir. Biz sorunun değil, çözümün bir parçasıyız. Hı. O da derdi ki sorun varsa kolay. Biz onu çözeriz. çözeriz. Eter evet. yeter ki görelim. Bakın ben 15 yıl Vanda yaşadım. Hı hı. Yine ona da e, sebep Türken Hoca oldu. Çünkü Van'ın Çağdıran ilçesinde çocuklar için bir kültür merkezi kurmak için ön çalışmalar yapmaya gitmişti. 2000 yılının 23 Nisanı öncesi validen izin aldı. Sonra rektör beyle ziyaret etmiş profesör Yücel Aşkın hocamızla. O da çok evet. değerlidir. Demiş ki hocamız evet ama buraya hani öğretim üyelerinin gelmesi lazım. Bize söyledi Türkan Hoca. Ben önce kendim için düşünmedim hı hı. ama öğrendim orada hak sağlığı hocası yok. Bir de meslektaşlarımıza söyledim. Kimse ilgilenmedi. Ben de büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten utandım. Kimse gitmiyor dedim. Ben gideceğim dedi. Ee, o zaman içimdeki bir ses dedi ki sen gidebilirsin kimseye evet. kızmaya hakkın yok. Şimdi işte kısaca şunu söyleyeyim. Hı. Orada 15 yıl boyunca o kadar çok köye gittim. Köyde lepra hastalarını Hı. ziyaret ettim. Bakın Türkan Hoca'nın vefatından 5-6 yıl geçmiş. Ama her gittiğim lepra hastasının evinde hastanın inanın her gün Türkan Saylan için yasin Şerif okuduğuna tanık oldum. Van'da. Van'da. Bütün sınır köylerinde, her yerde. Yani bu hastalar hala o bizim annemizdi diyorlar, ağlıyorlar. Yanımızda Birzi oraya götüren aracın şoförü vardı, Vanlı. Kulakları çınlasın. Dedi ki ben şok oldum. Benim de babam öldü ama ben ancak onun mezarına seni de bir kere gidince okuyorum. Türkan Hoca nasıl bir insan ki organik bağı olmayan bu insanlar tarafından bu kadar seviliyor. Her gün onun ruhuna Kur'an-ı Kerim okunuyor diye. Evet. Çok önemli. Tabii aslında siz Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyorsunuz birlikte. Cüzdanla mücadele için gidiyorsunuz ama orada başka bir şey tabii, görüyorsunuz. Tabii. Ve gördüğünüz şey kız çocukları ve kadınların yaşadığı sıkıntılar. Nelerdi onlar? Ee, onu fark ettiğinizde, onu yaşamaya başladığınızda sene kaç ve o sıkıntıları, o kız çocukları neler yaşıyordu, kadınlar neler yaşıyordu ve siz onlar için bir şeyler yapmaya nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi Türkan Hoca köylere gittiğimiz zaman zaten bütün çocuklarla erkeklerle kadınlarla okul açıksa okula öğretmenlerle herkesle iletişim kurar. Çok not tutardı. Hep notlar alır, yapılacak işleri planlar. İşte benim de bugün giydiğim böyle elbisesini kadınlar hep çekiştirirdi. Hı hı. Çünkü ne yazık ki aynı dili konuşamıyorduk. Derman derman diyorlardı. Sonra köyde öğrendik, derman demek, ben artık çocuk getirmek istemiyorum, bana Aa. bir çare. O yıllarda sağlık ocaklarımız vardı ama hani aile planlamasına yönelik yöntemler günümüzdeki kadar çok fazla değildi. Kadınlar bunu ulaşamayabiliyordu ama artık çocuk getirmek istemiyor. Türkan hocaya derman, derman diyor. Türkan Hoca o kadınları, okula gidemeyen kız çocuklarını hiç ama hiç unutmadı. Hı hı. Biz zaten Cüzanla Savaş Derneği olarak da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurulmadan önce yani 1989'dan önce Cüzanlı hastaların çocuklarını öncelikle kız çocuklarına okuttuk. Bugüne kadar 2000 kadar çocuk, doktor, mühendis, öğretmen, hemşire oldular. Bakın Van'dan 2016 yılında emekli oldum. 2016. Evet, 5, dönmeden evet, dönmeden önce bana Hakkari Yüksekova'dan bir doktordan telefon geldi. Bir lepra hastasını soruyor. İstanbul'daki lepra hastanesine hmm. telefon etmiş benim hani Van'da hmm. olduğum için telefonumu vermişler. Ben de ona bilgi veriyorum. Yani hastalığı nasıl tedavi edecekler diye. Ama onun çalıştığı yer lepra hastalarını aslında takip eden bir yer değil. Bir taraftan da şaşırıyorum niye hani soruyor diye. Epey konuştuk konuştuk konuştuk. Ben onları bana çağırdım. Gelin bakayım diye. Sonra bana dedi ki "Hocam dedi ben başlangıçta utandım söyleyemedim. O hasta benim babam." Hmm. Türkan Hoca beni okuttu. Ben Ege Tıp mezunuyum. Kardeşlerimi de okuttu. Köyüme döndüm. Hem babama hem Hakkari'ye faydam olsun diye. Düşünebiliyor musunuz? Bir başka hastamızın kızı Muş'un bir ilçesinde mali müşavir tek başına çalışıyor. Bunun gibi nice örnekler var. Yarın akşam onlardan sizi de davet edelim. Gelin yani Zoom'daki programa. Dört tanesi meslek sahibi, biri avukat kızımız, biri maliyeci, biri matematik öğretmeni, biri de jeoloji mühendisi. Harika. Hasta Hocam, çocukları bunlar. Hasta çocuklar. Evet, onun evet. için işte o zaman Türkan Hoca... Cüzdanla Savaş Derneği olarak hep bu çalışmaları başlattı. Aslında hep mağdurların Sonra, çocukları evet, çoğunlukla evet, bugün de evet. aynı çalışmaları yapıyorsunuz. Oraya geleceğiz ama evet. şimdi eğitimde cinsiyet eşitliği için kolları sıvıyorsunuz. Evet. Bakın mesela Türkan Saylan'ın şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Anadolu'da cüzdan hastalarının perişan durumda olan çocuklarını okutmaya onlara okul burs bulmaya çalışıyordum çoğu Kürt kökenli kırsal alan kökenliydiler. O zaman bazı insanlar bana şöyle dedi. Hoca Hanım bu çocukları neden okutuyorsunuz? Bunlar büyüyüp bize silah çekecekler dediler. Bu önyargılarla nasıl mücadele ettiniz? Çünkü bu en zoru bu mesela. Evet, Türkiye Hoca çok sevgi dolu bir insandı. Empatisi çok ama çok yüksekti. Sorunun değil çözümün bir parçası olmayı kendisine hedef koymuştu. Bütün Türkiye'yi e, kendisinin hani elini uzatması gerektiğine inanırdı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi öğrenmiş, özümsemişti. Ben onun izinden gidiyorum, onun gibi sorunları e, çözmeye gayret ediyorum e, derdi. Ve misak milli sınırları içinde yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu nedenle ülkemizde kalkınmada öncelikli iller bu iller. Hı hı. Kız çocuklarının okullaşmasının daha düşük olduğu iller. O nedenle bakın kaymakam ve valilerle birçok eğitime destek projesi gerçekleştirdik. Hı hı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı İçişleri Bakanı da bizimle bu projelerde birlikte oldu. Bir sempozyumda Siirt'in Pervari ilçesinin hı hı. kaymakamı bize dedi ki hocam ben işte ilçeye yeni atandım hı. ama gördüm ki lisede okuyan hiç kız öğrenci yok. İki sene burada görev yapacağım muhakkak kız çocuklarını okululaştırmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Türkan Hoca her zamanki öngörüsüyle hı hı. dedi ki biz onlara burs verelim, hı hı. heveslendirelim okula gitsinler. Ondan sonra burs aldığı için başka çocuklara örnek olsun, çoğalsın sayısı. Direnen, Ve o direnen sene, aileler oldu mu? E, tabii, ki, tabii ki. Özellikle erkeklerle mücadele ettiğinizi e, tabii düşünüyorum. Ki, tabii yani ki. Yani özellikle babalar, babalar abiler. Tabii, tabii. Nasıl mücadelelerdi? Biraz o hikayeleri ee, anlatın isterim. Şimdi tabii ekonomik koşullarda Hı -hı. yetersiz olunca, kız çocuklarına burslar da yatınca birdenbire babalar da yumuşamaya başladı. Hı -hı. Dolayısıyla eve giren para aslında o yıllarda sadece kız çocuğunun okul masrafına yaramadı. ailemin Aile geçinilmeni de sağladı. Cazip hale geldi. Hı. Bakın sadece bu burs nedeniyle okula gitmek isteyen 17 tane kızımız vardı. 1997 yılında hı hı. pervaride. Hı hı. Türkan Hoca onlarla hep mektuplaştı. Mektuptaki Türkçe hatalarını kırmızı kalemle düzeltti, fotokopi çektirip onlara tekrar gönderdi. Yani Türkçeyi çok önemli görür, Türkan Hoca çok dikkatli, güzel kullanırdı, herkese Hı -hı. öğretmeye çalışırdı. Sanıyorum bir kere de Kaymakam Bey bizi telefonla konuşturdu. Sonra bana dedi ki ikinci yıl için Ayşe'cim dedi sen şimdi dedi bütün kurumlara mektup yazıyorsun kimse yılbaşı hediyesi vermesin onun yerine kız çocuğu okutsun. Nasıl olacak hocam dedim? Sen yaz ben düzeltirim dedi. Benim mektuplarımı da düzeltiyordu. O zaman bir kurumdan bize aradılar ve dediler ki biz bu sene kimseye yeni yıl hediyesi vermiyoruz. Size de 200 çocuğa burs veriyoruz. Biz dünyalar bizim olmuştu inanın. Ondan sonra o kaynakla biz bu sefer 10 tane ilçe kaymakamını aradık. Bize dedik 20'şer tane kız öğrenci bulun. Onlar heyecanla o kızlarımızın evraklarını bize yolladılar. Biz hiç tanımıyorduk o kızlarımızı. Onlara burslar, banka hesaplarına gitti. Mektuplaştık onlarla beraber. Üçüncü yılda biz biraz daha kaynak oluşturduk. 464 kızımıza ulaştık. Türkiye Hoca bana dedik ki sadece mektupla olmaz. Sen bir program yap. Bu kızlara misafir git dedi. Ben de tamam hocam dedim. Bir program yaptım. Uçakla Kars'a gittim. O dönemin Posof kaymakamı beni Kars'tan aldırdı. Biz Posof'a gittik. Ama Posof'a giderken Ardağan'ın sınır ilçesi şahane bir ilçe. Ilgar Dağı 5 metre kardı. Bakın ben gidiyorum diye önde bir kar kesme aracı Çalışıyor, arkadan süpürüyor. Üçüncü araç biz gidiyoruz ama dışarı baktığım zaman erkek çocuklar okul ceketleriyle, annelerinin ördüğü bere, şapka, kaşkolla yürüyorlar. Ben çok utandım hemen arabayı durdurup onlarla konuştum. Hı hı. Onlar Damal ilçesindeki liseye gidiyorlardı. Yürüyerek okardı. Araç olmadığı Tabii. için 8 kilometre gidiyorlar, 8 kilometre köylerine dönüyorlar. Peki dedim kız çocukları nerede? Onlar gidemez ki diye güldüler. Neden gidemesinler dedim. E bizim dedi önümüze kurt falan da çıkıyor. Biz boğuşuyoruz ama kızlar nasıl yapsın? Bakın çok etkilenmiştim. Ve Türkan Hoca'ya bunu anlattığımda yine hemen çözümün bir parçası olarak kız öğrenci yurtları yapmaya karar verdi. Bütün 950 ilçe vardı. Her ilçeye 100'er kişilik kız öğrenci Yurdu yaparsak dedi. İşte bu kızlarımız yurtta kalarak liseye giderler. Kaç Tabii tane bu yaptınız? 36 tane ilçeye hı hı. bu yurtları yaptık ama hiçbirini biz işletmedik. Hı hı. Hepsini Milli Eğitim, Eğitim Bakanlığına devletimize teslim ettik. Evet, hala çalışıyor. Yurtlar meselesine geleceğim çünkü Türkiye'de evet. gerçekten bir kanayan yara durumunda. Ee, onun için de vaktimizi e, evet, evet bitmiyor. Şimdi e, kullanmak <laughs> istiyorum. Evet. Deliyim. Şimdi hocam. Ama o kız çocuklarına izninizle hı, bitireyim tabii, işte tabii. öyle başlayan kız hı -hı. çocukları. O gün e, ben postofta. Çok etkilenince Türkan Hoca'ya dedim ki, Hocam biz bu sayıyı çoğaltmalıyız. Hı hı. Ve Türkan Hoca çok büyük düşünürdü. 5000 kızımıza burs verelim dedi. Ben bile şaşırmıştım. Nasıl bulacağız kaynağı diye. Ama eğer yola çıkarsanız gerçekleştiriyorsunuz. 2000 yılında 5000 kızımıza burs verebildik. 33 ilde bu 33 ilin 133 ilçesinde 5000 kızımız burs alabildi. Tabi sayıları arttı, arttı, arttı. Şimdi geçtiğimiz Haziran ayında 91.008 kere kız öğrenci bursu vermişiz. Düşünebiliyor musunuz? Harika. Çok iyi bir rakam. Şimdi hocam ben bundan herhalde 6-7 sene önceydi. Çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarıyla ilgili bir haber yapmak üzere Mardin'e gitmiştim. Yani bakın işte 2010'lu yıllardan bahsediyoruz. Evet. Ve orada gördüğüm şey gerçekten hala sizin bütün bu mücadelenize rağmen hala o kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeye çalışması çalışılmasıydı. Onlara çalışma deniliyordu. Üretme deniliyordu. Erken yaşta evlen deniliyordu. Hatta camide vaaz veriliyordu bunun için hocalar da devreye giriyordu. Bunları gördüm, yaşadım. Gördüm. ve o çocuklar yaşadıklarını, o çocuk yaşta yaşadıklarını nasıl hani anlatabilirler diye bir çalışma yapılmıştı ve hepsi birer Bebek üzerinden anlatmaya çalışmıştı. Gerçekten hani e, çok acı e, çalışmalardı onlar. Herkesin kendi yaşadığını e, çok acı bir biçimde anlatmıştı. Evet, Biz bu sorunu neden çözemiyoruz? Kimdir bunun sorumlusu? Niye çözemiyoruz bu sorunu? Aslında işte e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1997 yılında Hı. Türkan Hoca'nın öngörüsüyle Anadolu'da kırsal alanda yani kalkınmada öncelikli illerde ihtiyacın en fazla olduğu bu illerde kız çocuklarını okutmaya başlayınca bu sefer babalar Türkan Hoca'yı aramaya başladı. Bizim kızımızı da okutun, bizim kızımızı da okutun diye. Dolayısıyla o göre eğitimde bir iyileşme tabii ki var. Burada da aslında Kız çocuklarının rolü çok, çok önemli. Yüksek, tabii. Çünkü kız çocukları e, işte iletişim kaynakları ile eğitimin, okumanın önemine anladılar. Her eve giren televizyonlar, Hı -hı. internetler, Tabii her yerde yok interneti ama bunlar e, babalar değişti. Hı -hı. E, hiç e, kızını okutmayan babalar hani artık daha e, destekliyorlar. Ama hala Tabii ki ülkemizde işte bizim eskiden cemaat diye bildiğimiz hı hı. ama 2016 yılında bir terör örgütü olarak karşımıza çıkan Fetö Terör Örgütü'ne başka belki hı hı. terör örgütü değil ama hani bu cemaat yapılanmalarında kadınların eğitimine karşılar onlar okusun, kendi ayakları üzerine dursun, meslek sahibi olsun istemiyorlar. Bakın Van'da 15 yıl kaldım. Bunun 7 yılında ben korumayla gezdim. Zaten Çünkü, orada ergenekon e, soruşturmasında aynı zamanda sizde bir hedef oldunuz öyle evet, değil evet. mi? Evet. Çünkü kız çocuklarını okuttuğumuz için biz de bir e, hedeftik. Bunun Değişmesi için e, devletin güvencesinde Milli Eğitim Bakanlığımız okul çağındaki bütün öncelikle kız çocukları olmak üzere erkek çocuklarını da madem 12 yıl zorunlu eğitim var hepsini okullulaştırmamız lazım. Hı hı. Ama bizde açık ortaokul var, açık lise var. Hı hı. e Öyle olunca işte e, çocuklar okula gitmeyip dışarıdan bitirme söz konusu olduğunda erken evlilikler oluyor. Bu nedenle yani zorunlu eğitim evet 12 yıl olmalı ama kesintisiz olmalı. Bu sayede 12 yıllık eğitimi bitiren kız çocukları kiminle evleneceğine kendi, kendi. karar verir. Bir başka sorun Anadolu'da çocuklar geçmiş yıllarda uzun yaşayamama ihtimali olduğu için nüfus cüzdanları geç çıkıyor. Hele diyorlar, "Bir büyüsün, büyüsün." Okul çağına gelince çıkartıyorlar. Hatta ki işte okula gitmesi kalmasın diye. Ama bu sefer doğal yaşı normal ama cüzdan yaşı çok küçük. Kız çocuklarıyla da karşılaşıyoruz. Evet. Evet. Hocam şimdi bu e, bazı vakıflar devletten epey nem Bunu görüyoruz son zamanlarda da eğitim adı altında e, gençlerin e, yurt sorununu halledecekler diye ya da eğitim bursu verecekler diye devletten çok büyük her yere sızdıklarını görüyoruz. Çeyide de bu anlamda nasıl bir yerde duruyor? Ve e, ne kadar engelleniyorsunuz? Evet, çağdaş yaşamı Engelleniyor destekleme... demiyorum farkındaysanız. <laughs> evet, evet. Ne kadar engelleniyorsunuz? Ee, derneği e, kamu yararına çalışan bir dernek. Hı hı. Dolayısıyla e, kamu yararına çalışan derneklere devlet kaynak aktarabiliyor. Hı hı. Ama biz kaynak almıyoruz. Siz Demiyoruz. mi istemiyorsunuz? Biz de istemiyoruz. Evet. Çünkü biz hani madem bu derneği kurmuşuz, hı hı. kendi çabalarımızla kaynak oluşturmalıyız. Ee, çok şükür ki oluşturuyoruz. Çünkü bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün layık Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkan çok fazla gönüllü var, bağışçı var. Ben ne yapabilirim diyen var. Hı hı. Onların desteğiyle yolumuza devam edebiliyoruz. Bakın 2009'da siz de biraz önce söz ettiniz. Türkan Hoca yaşamının son zamanlarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bir kumpasa uğradı. Hepimiz evet. biliyoruz. Ergenekon terör örgütü üyesi olmakla suçlandı. Hem de hem Türkan Saylan için bir dönüm noktasıydı evet, aslında. Evet inanılır gibi değil. Ben de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gözaltına, gözaltına alındım. alındım. Dört gün nezarethanede 8 gün Bakırköy tutuk evinde kaldım. Ve 6,5 yılda yargılandım. Sonrasında hani FETÖ terör örgütünden haberdar olundu da bize yapılanın da kumpas olduğu anlaşıldı. O sayede Beraat ettik. Yoksa Burs, bir Burs belgelerinize de el kondu. Burs belgelerimize de el kondu. Orada nasıl bir kaybınız oldu hocam? Mesela e, tabii, bağışlar kesildi mi? Korkanlar, çekinenler, kapınızı çalmakta zorlananlar oldu mu? Ee, nasıl zorluklar yaşadınız? Şimdi şeyini? aslında e, tabii genel merkezimiz didik Hı. didik arandı. Evet. Bütün bilgisayarlara el konuldu. Hı. Bilgisayarlarda öğrencilerin listelerine el konundu. Bakın biz... Özellikle 18 yaşından büyük olan üniversite öğrencilerinden mutlaka adli sicil belgesi istiyoruz evet. zaten. Hı hı. Üniversitede disiplin suçu işlemiş mi işlememiş mi onları istiyoruz zaten. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizin hepsi pırıl pırıl öğrenciler. Hı hı. Ama hiçbir yerde kaydı olmasa da. İşte GBT'de kaydı var denerek bu binlerce öğrenci arasında 33 tanesine şüpheli gözüyle baktılar. Ama o öğrencilere ben aynı anında telefon etmiştim. Hepsi kamuda doktor, öğretmen, kamuda çalışıyor. Eğer bu çocuklar hatalı bir şey yaptılarsa niye kamuda çalışıyorlar o zaman? Sonuçta beraat ettik tabi her şeyimize el konuldu hı hı. ama Türkan Hoca o hasta haliyle çocukların bursu ne olacak diye endişelendiğini ifade etti ki hı hı. bir baktık ertesi sabah tabii ben o zaman <laughs> bakamadım da hı hı. arkadaşlarım derneğimizin kapısında bilgisayarlar var başçılarınız Hadi, evet değil mi? Hadi çalışın işte, bilgisayar burada diye. Evet, tabii ki kurumsal bağışçılarımız hı hı. uzaklaştılar. Ama bireysel bağışçılarımız çok arttı bu sefer. Yani bu, bu ülkede güzel tek tek insanları. insanlar, evet çoğu emekliler, ben de varım diyenler, belki başka şeyden fedakarlık yapıp çocuk okutanlar. Bakın bugüne kadar... 38.664 hanı tüylerim ürperiyor. Hı hı. Üniversite öğrencisini mezun etmişiz. Şahane bir rakam. Hocam geçen haftalarda Enes Kara'yı biliyorsunuz evet, intihar ve kaybettik. Cemaatlerin, tarikatların yurtları Esergül Balcı Hoca profesör sık sık onun araştırmasından evet. bahsederim. Çok önemli bir araştırma. Sizinle Çünkü, bir vardı. Evet yapmıştık. Bir milyon evet. çocuğun tarikatların elinde olduğunu söyledi. Neden hocam? Yani e, orada birçok sebep de sıralanıyordu. Benim en çok ilgimi çekenlerden biri tabii ki din sahikiyle bunu yapanlar var ama aileler. Birçok aile de sabah ve öğle e, yemeği için evlatlarını o yurtlara veriyorlar. Neden gidiyorlar? Yoksulluk dediğiniz gibi e, inançlar hani güveniyorlar hı hı. ama e, ben de bana e, benzeri e, durumlarla çok karşılaştım e, öğrencilerimiz kayıt olmaya geldikleri zaman kayıt çenlikleri düzenledik hı hı. ve onların her biriyle tek tek ilgilendik. Onlardan biri Köyde yaşadığı için yani çok hikaye Hı -hı. var da ilk aklıma geleni anlatayım. Ee, hani biraz önce Hı -hı. çocuklardan söz ettik Hı -hı. ya yürüme mesafesinden daha uzak. E, i̇lçede de sadece de cemaat yurdu var. Aile liseyi okusun diye ilçedeki cemaat yurduna yerleştiriyor. Devletimizin yurtları olsa Hı -hı. devlet güvencesinde Okusalar, bunlar yaşanmayacak. Ben devletimizin çok güçlü olduğuna inanıyorum. Hı hı. Cemaatlerden önce devletimiz her ilçeye bir yurt, kız çocukları için ayrı, erkek çocukları için ayrı yapmalı diye düşünüyorum hala. Dolayısıyla orada okumuş, okurken tabi ee, cemaatin işte ee, baskısıyla Tetris da, hı. evet kalmış. Tabii bana geldiğinde e, oradaki cemaate aktarılmış, teslim hmm, edilmiş. Hmm. Ama çocuk orada kalmak istemiyor. Fakat çaresiz devlet yurdu da çıkmamış. E, yedek bile değil. Ne yapsın? Orada kalmaya devam etmiş. Sonra baskılara dayanamayıp e, işte size geldi. Terk etmiş ve bize geldi. Hı, hı Tabii bir borcu vardı yurda, paralı hı hı. bir yurt sonuçta. Biz o parayı e, aramızda toplayarak ödedik ve çocuğumuzu devletimizin yurduna yerleştirdik ve o çocuğumuz nefes aldı. Çok var mıydı böyle? Olmaz mı? Cemaat, hala ve tarikat var. yurtlarından gelenler. E, hala var. Hala var tabii Türkiye'de. E, yani hala var yurtlar. Yok yurtlar var da oradan kaçıp size sığınan ha, e, insanlar sığınan. var mı? Evet yani Van'da tabii karşılaşıyordum ama Hı -hı. hani burada karşılaşmadım. Çünkü çok güçlendi bu yurtlar çok fazlalaştı evet. ve hani çok ciddi olarak çok sıkıntı içinde yaşayan insanların olduğunu. Ee, Enes Kara olayından sonra evet, bir kez daha evet. çok, çok içimizi yaktı. Ee, evet. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de, üniversite yurtları da yaptı. Hı hı. Ama onları da biz işletmiyoruz. Onları da e, eğitimi, bakın şey İstanbul Üniversitesi hı. rektörlüğüne armağan ettik. Yıldız Üniversitesi'ne verdik. Bursa Gemlik Üniversitesi'ne hep verdik yani. Devletimiz yani bizim e, güvenli kaynaklarımız, kurumlarımız yönetsin istedik. Hı hı. Ama şimdi tekrar yurtlar yapmak için yola çıkacağız. Öyle mi? Ay çok güzel evet, bir haber evet, bu. Evet, inşallah. Evet, çok güzel bir haber. Kırmızı çizginiz ne mesela? Layıklık mı? Evet. Ee, biz. Siz mesela bir öğrenciyi alırken, ona burs verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, biz e, öğrencilerin Bursa ihtiyacı olduğunu birinci önce öncelikle hı. önemsiyoruz. Hı hı. Bunları, yani maddi olarak. Evet diyorsunuz. evet. Yani çünkü Türkan hocamızın hani bir nevi bize e, vasiyeti, hı hı. hani bu ülkede ben çok okumak istiyordum ama ekonomik koşullarım buna yetmedi diyen hı. hiçbir kız çocuğu kalmamalı. O nedenle bizim önceliğimiz okumak istemesi hı hı. ekonomik koşullarının buna yetmemesi. yetmemesi. Bunun için tabii e, işte anne babadan işte e, en az hani birinin işsiz olması hı. önemli. Bazen ikisi de işsiz, i̇şsiz Ondan sonra çok çocuk ön planda, okuyan başka kardeşler olması ön planda. İnanın başarıya bile bakmıyoruz. Yeter ki çocuklar okusun. Ama başarılı olması için tabii ki biz destekliyoruz. Şimdi mesela sadece burs yetmiyor çocuklara. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Hani bu yüzyılın gereksinimleri var. Kodlama bilmesi lazım mesela çocuklarımızın. Yani siz bir öğrenciye burs verdikten sonra o öğrenciye burs verip o öğrenciyi bırakmıyorsunuz. Hayır, hayır tabii. Hele o, pandemide hı? bize bir başka ıı, olanak sağladı. Bu zoom, zoom üzerinden, üzerinden inanın Hakkari'nin Yüksekova'sının köyündeki bursiyer çocuklarımızla, İstanbul'daki bursiyer çocuklarımız, Edirne'dekiler, Karadeniz'dekiler e, nasıl takip ediyorsunuz? Neleri takip ediyorsunuz? Hani ee, o öğrenciyle ilgilenmeyi nasıl sürdürüyorsunuz? E, çünkü şimdi tabii dijital e, dönüşümü de gerçekleştirdik, onunla daha da kolay Hı. olacak ama e, şubelerimiz de çok kıymetli 120 şubemiz var hı hı. Şimdi diyelim ki ben hani Vanda yaşadığım hı hı. için Vandan örnek vereyim e, Eylül ayında e, işte 3 hafta kadar internetten başvuru alıyoruz yeni hı, burslular için Bu arada ekonomik krizden dolayı daha fazla başvuru var mı var Tabii ki ve biz de e, hani bağışlarımızla gelince e, bu kaynaklarla. Bu sene 23 bin öğrenciye burs veriyoruz. Hı. Geçen yıl 20 bindi. Bu sene bir 3, 3 bin, bin arttırdık. Çünkü hı hı. çok ihtiyaç var. Ee, buraya başvuruyor öğrenciler. Hı hı. Tabii bu sene 41 bin öğrenci başvurdu. Biz düşünün Geçen yıl kaç öğrenci? Geçen yıl 27 bindi. Çok artmış. Evet. Keşke hepsine verebilsek Keşke. Ama olmuyor. Hı. Mesela Van'da işte bir tane üniversite var. Oradaki üniversiteden diyelim ki 500 kişi başvurmuş. Bu 500 kişinin başvurusunu Van şubesi önce tabii doğal olarak bilgisayarda değerlendiriyor. Yani yani o kadar zor ki aslında hepsinin bursa ihtiyacı var Hı -hı. ama hani en 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 ihtiyacı olanı seçmek durumundasınız. Ee, Peki onun uyması gereken kurallar var mı? Ee, Yus verdiği öğrenciler. Yok, yani şöyle tabii ki biz Hı -hı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Hı -hı. Çağdaş yaşamı destekleme derneğinin tüzüğünde de Atatürk devrim ve ilkelerini yaşatmak için Hı -hı. Çağdaş eğitimi yoluyla Çağdaş ülke seviyesine ulaşmak amacı ee, öğrencilerimizin hani tüzüğü tabii bilmesi isteriz ama hani başka burs veren hani bazı kurumlar işte bir takım yaptırımlar istiyorlar ne bileyim geri ödeme Hı -hı. isteyen olabiliyor. Bizde öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hocam şimdi Sadece, son bir buçuk evet, dakikamız. Evet niteliklerini son... geliştirecek Hı -hı. etkinliklere katılmalarını çok önemsiyoruz. Çok önemsiyorsunuz. Evet. Son bir buçuk dakika. Son bir buçuk dakikada bana şunu anlatın istiyorum. Artık bir sembol olan bir fotoğraf var. Belki arkadaşlarımız da şimdi ekrana getirirler onu. Türkan Hoca'nın camdan el salladı fotoğraf. O fotoğrafı siz yaşadınız mı? Yani orada mıydınız? Ben Bakırköy Tutuk, Tutuk Evindeydim. Türken hocam çok hastaydı. Hı hı. Bakırköy Tutuk Evine hani niye geldim diye değil ama hı hı. ben buradayken Türken hocaya bir şey olursa diye çok korkuyordum ve herkes uyuduktan sonra ben bir salon gibi bir yerdeki televizyonu açıp hep alt yazıları okuyordum. Türkan Hoca ile ilgili kötü bir haber duymayayım istiyordum. O nedenle orada gördüm. Ben de şaşırdım. Hani daha önce hiç yapmadığı için acaba dedim Türkan Hocam ne demek istiyor? Sonra tahliye olduktan sonra kendisine sormuştum. Dedi ki Ayşe'cim dedi kafının önü dedi beni desteklemeye gelen çok sayıda insan da doluydu. Ve içerideki polislere bağırıyorlardı, kızıyorlardı. Ben de çıktım onlara hani susun, bağırmaya ara verin. Onlar devletin memurları görevlerini yapıyorlar. Evet. Oysa onlar... Oysa onlar... Çete terör örgütünün memurlarıydı herhalde. Ders alınacak günlerde umarım ders alması gerekenler ders alıyordur diyelim. Ve Türkan hocayı bizimle paylaştığınız, bizimle konuştuğunuz için size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Ayşe Hanım. Ee, hem kız çocukları için, hem e, cizam hastaları için, hem hepimiz için iyi ki varsınız. Sizden çok güç alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sağ konuk olun. olduğunuz için. Sağ olun siz de için. iyi ki varsınız. Ben de sizin konuğunuz olmayı çok önemsiyordum. İyi ki olabilmişim. Ne mutlu bana. Teşekkür ediyorum. Sizin sağlığınıza duacıyız. Her zaman sağlıkla devam edin. Çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler sadece soruyorumun sonuna geldik. Az sonra asıl meselede e, inan sizlerle birlikte olacak. E, kısa bir aradan sonra. Hoşçakalın.